Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda tıraş köpüğünün inanılmaz temizleyici özelliğini göstereceğim. Öncelikle elimi dolma kalemle çiziyorum. Daha sonra üzerine tıraş köpüğünü döküp diğer elimi parmaklarıyla ovalıyorum. Dolma kalemden bir eser kalmadı. Peçeteyle sildim. Şimdi duvarımı tekrar dolma kalemle güzelce çiziyorum. Tıraş köpüğümü üzerine sıkıyorum. Temizlik beziyle şimdi siliyorum. Gördüğünüz gibi mürekkebi nasıl dağıttı. Kalemden eser yok duvarda. Şimdi yatak dolabının üzerini tekrardan tahta kalemiyle çiziyorum. Üzerine tıraş köpüğümü döküyorum. Aynı uygulamayı burada da yapıyorum. Temizlik beziyle gördüğünüz gibi. Şaka gibi hiçbir iz kalmadı. Şimdi iç kapımın üzerine tahta bu. Üzerini güzelce tekrardan tahta kalemle çiziyorum. Üzerine köpük sıkıyorum. Ve tekrar bezle güzelce siliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir iz kalmadı. Çaydanlığımın içerisi bayağı kirlenmiş. Dem izi var. İçerisine köpüğümü sıkıyorum. Elimdeki bezle içerisini güzelce ovalıyorum. İnanılmaz bir temizlik. Parlıyor. Şimdi ise ocağımın üzerine gördüğünüz gibi sarı lekeler, yağ izleri, kir izleri içerisinde kalıplaşmış. İçerisine tıraş köpüğümü döküyorum. Temizlik bezimle güzelce ovalıyorum. İnanılmaz bir sonuç. Cam gibi parlıyor. Müthiş bir temizlik. Şimdi ise kalorifer peteğimin üzerine güzelce çiziyorum. Bu mürekkepli tahta kalemle her tarafını çizdikten sonra üzerine köpüğümü döküyorum. Elimdeki bez yardımıyla temizliyorum. İnanılır gibi değil. Hiçbir iz kalmadı. Burada da bataryam var. Musluğum. Kireç izleri üzerinde var. Kirlenmiş. Üzerine köpüğümü döküp bezle güzelce siliyorum. Aynı zamanda lavabonun üzerini de aynı uygulamayı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bataryam ve lavabonun üzeri inanılmaz parlıyor. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Sizlere de kolay gelsin.